Açıkçası kendisine çoğu zaman görevini hatırlatan kıymetli Twitter'dan veya bir takım konuşmalardan mesajlar veriyor. Bunu yorumlayacak olan ben değilim, Sayın Cumhurbaşkanı. Bence o hızlıca yorumlasın ve ona göre sürecini belirlesin. Genel Başkanımıza desteği için teşekkür ediyorum. Başkanım böyle geçti. Parti olarak bu sürecin nasıl değerlendirilmesi? Evet, tabii bugün istifa etmesi gereken bir İçişleri Bakanlığı'yla karşı karşıyayız. Süreci sorumlusu kendisiyken kendi görev ve sorumluluklarını farklı şekilde atfeden, saraya yaranmak için, kendini kurtarmak için çeşitli çalışmalar içerisinde bulunan bir bakanla karşı karşıyayız. Kendisi meclis konuşmasında ifade etti, bu suçlamaları yaptı, 557 kişiden bahsetti. O gün bugündür bize göndereceğini söylediği belgeleri ulaştırmadı. Kendisi 84 milyonun gözünün içine baka baka ben size bu belgeleri göndereceğim, siz de öğreneceksiniz dedi. Ama o tarihten bu yana ne bir belge gönderdi ne de en ufak bir şekilde bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Ardından tabii Kızılcahamam'da belediye başkanları toplantısında Erdoğan belediye başkanlarımızı hitap eden, onları İstanbul Büyükşehir'de terörle iltisaklı personel var diye bir ifade kullandı. Ardından Gaziantep'te aynı açıklamayı yaptı. Dün oldukça Erdoğan'ı kızdırmış olsa gerek ki dün alelacele İstanbul'daki toplantıdan sonra hemen bir tweetle soruşturma başlattığını açıkladı. Bu ne devlet adabına uyar ne de devlet geleneğine uyar. Bu İçişleri Bakanı artık gerçekten her zaman söylediğimiz gibi o koltukta oturması zuldür. Bütün bunların sorumlusu kendisidir. Az önce belediye başkanımız ifade etti. Yani belediyenin istihbarat birimi mi var? Emniyeti mi var? Yani sonuçta bu görevi yapacak olan İçişleri Bakanlığı. Kaldı ki belediye girişlerde bu ihal kağıdını veren de Adalet Bakanlığı. Sorumlusu onlar. Eğer varsa bugüne kadar terörle iltisaklı kişiler niye en ufak bir harekette bulunmadı? Niye bir işlem başlatılmadı? Niye bir çalışma yapılmadı? Bu tamamen Erdoğan'ı hoş tutmanın, Erdoğan'ın tepkisini bir şekilde karşılamanın gayreti içerisindedir. Amaç saraya yaranmaktır. Amaç sadece İçişleri Bakanı saraya hoş görünme, koltuğunda bir gün daha fazla kalmasının çabası içindedir. Ayrıca şunu belirtmek isterim. Dün de Sayın Genel Başkanımız attığı tweette de az önce soru soruldu. Saraydaki şahsın bu aralar gene dertleri depreşti herhalde. Hala 31 Mart seçimlerini içine sindiremedi. Hala o seçim hazımsızlığını her ortamda taşıyor. Farklı farklı gayretler içerisinde ama ne yaparsa yapsın başaramayacak. Hordi meydan diyoruz. Kaldı ki belediyelerimiz sürekli teftiş içerisindeler. Her gün teftiş ediliyorlar. Bizim namuslu müfettişlerle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Görevini yapan, devlet memuru olan, gerçekten namuslu müfettişler geldiği takdirde bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama sahte belge uydurarak, iftiralarla veyahut da İçişleri Bakanı'nın özellikle talimatıyla geliyorsa onları da yakın takibe alırız. Tabii hatırlarsınız bu taktikler hep geçmişte FETÖ'den yapardı. FETÖ'den öğrendikleri bunlar. Şimdi de soruyoruz, geçmişte FETÖ'cü diye nitelendirdiğiniz hangi görevliye bir işlem yaptınız? Hangi görevliyi bu konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundunuz? Maalesef kendi içinde bulundukları yapıdan haberleri yok. Şu anda bir iftira çabası içerisindeler. Tabii aslında asıl görevi İçişleri Bakanı'nın uyuşturucu baronlarıyla uğraşmak varken, uyuşturucu satıcıların peşine düşmek varken, onların devletle kurduğu ilişkileri ortaya dökmek varken işi gücü bıraktı. Şimdi gene belediyeleri eline aldı. Tabii yapacak bir işi yok. Onların kim, uyuşturucu baronların kimlerle ilişkide olduğunu, bu trafiği kimlerin yönlendirdiğini, onlara hangi pasaportlarla yurt dışına çıkarttıklarını gayet iyi biliyor. İçişleri Bakanı
kendi görevini bırakmış, asli sorumluluğunu bırakmış, şimdi iftira çabası içerisinde. Şunu da sormak isteriz kendisine. Yani belediye başkanları toplantısında Erdoğan dedi ki, bakın 2024'ü bırakın, kendi seçiminizi bırakın belediye başkanlarına diyor. Siz 2023'e kilitlenin. Eğer siz çalışmazsanız, başarılı olmazsanız, bakın bizim iktidarımız zora gider. Önce bizi düşünün. Artık bu iktidar ülkeyi yönetemediğini en birinci ağızdan itiraf etmiştir. Bizim belediye başkanlarımızın, belediyelerimizin başarısını da kıskandıkları için, bizim belediyelerimizin, vatandaşın en önemli ihtiyaçlarını yerine getirip bu krizde, bu kışta, bu zor günlerde yanında olduğu için, onların sorunlarını çözüp güvenini kazandığı için acaba düşünüyor şimdi, ya benim belediyelerim bu durumda ama bu CHP'li belediyeler var ya, bu Millet İttifakı'nın belediyeleri var ya, oldukça başarılı. Ben bunları nasıl itibarsızlaştırırım? Ben acaba bunları nasıl kamuoyunun gözünde, vatandaşın gözünde düşürürüm çabası içinde. Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız. Milletimiz her şeyin farkında, her şeyi gayet açık, net görüyor. CHP Genel Başkanı Cemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Başkan İmamoğlu'nun ismi öyle çıkarıyor bugün başlanmış ama bu şeyleriniz AKP'yi bırakırsak bu seçimimizi anlatılmaya çektiği bir açıklaması oldu. Akabinde sizin bir demeciniz basına yansıdı. Her belediye başkanı İstanbul bir kez daha yönetmek ister ancak kararlar şartlara göre değişebilir dediniz. Tam olarak ne demek istediniz ve şartlar neler? Bizim az önce tam olarak ne dediğimize odaklanın. Bunlar boş konular. Bizim az önce tam olarak ne dediğimize odaklanın. Kamuoyunun işi şu anda insanları bölmeye ve insanları parçalamaya, sokakta gezen insanları terörist ilan etmeye dönük bir yönetimle muhatap ve bununla karşı karşıya. Gündemin birincisi bu. İkincisi de vazgeçilmez gündemimiz. Ülkenin yoksulluğu, ülkenin büyük sıkıntı içerisinde oluşu. Genel Başkanımızın bizimle olan gündemi de siz ne yapın, ne edin, bu ülkenin bu yoksul süreçten sıyrılması, bu zor günleri atlatması hususunda fedakarlıkla onlara destek olacak yöntemler, metodlar bulun. Bizim gündemimiz bu. Sizin o sorduğunuz sorularla ilgili inanın ne zihnimizde, ne aklımızda, ne de gündemimizde tek bir cümle daha yok. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz ve şunu son olarak ekliyoruz. İçişleri Bakanlığı'na buradan çağrıda bulunuyoruz. Sakın ha sakın bizim hiçbir belediyemizle ilgili öyle bir gayrimeşru tespitler içerisine girme. Biz onlardan eminiz. Tekrar buradan kendisini uyarıyorum. Devlet adamı gibi kamu görevine yakışır hareket etsin. Etmiyorsa da o koltuğu terk etsin. Teşekkür ederiz arkadaşlar.